Merhabalar. Bu videomuzda çizimde ilişkiler kurmayı öğreneceğiz. Nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz hep beraber. Şimdi ön düzlem açıp çizim diyoruz. Dikdörtgen komutumuzdan birinci olan birinci köşem ve ikinci köşemi seçip Escape tuşuna bırakıyorum. Daire komutumu aldım. Dikdörtgenimin iç kısmına bir daire çiziyorum. Ve ölçülendirelim. 20 yarı çapında olsun. Dikdörtgenimin kenarı 250 verelim. Buraya da 100 verelim. Ben istiyorum ki benim dairem dikdörtgenimin tam orta noktasında bulunsun. Şu şekilde bir sistem uyguluyorum. 250'nin yarısı 125. Tamam. Burayı da 50 diyoruz. Şöyle biraz daha gösterelim. Ben şu an sanıyorum ki dikdörtgenimden asla dairem arasında bir karmaşa olmayacak. Yani ne kadar oynarsam oynayayım dikdörtgenimle ben. Ölçüleri vermişim diyorum. Benim dairem asla merkez dışına çıkmaz. Artık hep burada kalır sanıyorum yani. Tam orta noktasında kalır diye düşünüyoruz. Peki ya ben ölçüsünü değiştirirsem dikdörtgenimin? Bakın, ölçüyü değiştirdiğim zaman dairemle olan ilişkisi bozulmuş oldu. Dairem merkez noktasında, yani dikdörtgenimizin orta noktasından başka bir yere sapmış oldu. Bunu kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Siliyoruz. Yine aynı şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Escape tuşuyla bıraktım. Çizgi komutumuzdan merkez çizgisini alıyoruz. İki noktamla birleştiriyorum. Ve gelip bir daire çiziyorum. Bu sefer ölçüler vermeyeceğiz. Buradaki bizim merkez çizgimize dokunuyoruz bir defa ve sağ tuş diyoruz. Mouse'umuzla. Orta noktayı seç diyorum. Seçti. Kontrol tuşuna basılı tutarak dairemin merkez noktasını basıyorum. Ve buradan ilişkiler ekle kısmından çakışıklık ilişkisi veriyorum. Ben bu dikdörtgenimin ayarıyla ne kadar oynarsam da oynayayım, asla dairem orta noktasından başka bir noktaya sapmaz. Görmüş olduğunuz gibi hep orta noktasında kalır. Bir diğer yolla nasıl yapabiliriz? Dikdörtgen komutumuzdan merkez ile bir dikdörtgen yapacağız. Yine aynı şekilde ölçüler vermeyeceğiz. Dairemizi orta noktasına bırakıyoruz. Escape tuşuyla komuttan çıktı. Yine aynı şekilde ne kadar ölçüsüyle oynasak da bakın hep merkez noktasında kalır. Çizimdeki ilişkileri gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.